Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Bir de nutku var işte. Onun ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Değerli Atatürk severler, tekrar merhaba. Yatağan Baba ile Nutuk ve Günlük programının yeni bölümündeyiz. İstanbul'da hava tekrar döndü. Biz 1 Şubat tarihindeyiz bu programda ama fakat hava dışarısı çok soğuk ama merak etmeyin. Ben tarihte bu büyülü ve destansı bir yolculukla sizi gene ısıtacağım. Nutuk'ta bugün Atatürk, geçen bölümde okuduk. Yunan ordusu Manisa'ya girdi, Aydın'a girdi. İzmir zaten işgal edilmiş. Enteresan bir şey var. Ahali, vatandaş bundan yeterince haberdar değil ve ciddi tepki yok. Atatürk bunun üzerine nutukta ne yaptığını şöyle anlatıyor. Derhal demiş, mitingler yapın, vatandaşı bilgilendirin. Bu emri üzerine işte Aydın'da, orada, burada mitingler yapılıyor. Sadece orada değil, bütün ülkeyi bilgilendirmek lazım. Trabzon'dan Sinop'una kadar. Fakat çok enteresan bir şey olacak. Hele hele Sinop'ta. Nedir o? Yunan işgaline karşı yapılan toplantılara iki tane kodaman Yunan da çağrılıyor. Yani tecavüzcülerle tecavüzü önleme toplantısına dönüştürülüyor. Milli Teşkilat Kurulması ve Milletin Uyarılması. Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta Milli Teşkilat Kurulması gereğini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil idare amirlerine bildirdim. Dikkate değer bir noktadır ki İzmir'in, onun arkasından da Manisa ve Aydın'ın işgali ile yapılan saldırı ve zulümler hakkında millet daha aydınlanmamış, milli varlığa vurulan bu korkunç darbeye karşı açıktan açığa herhangi bir tepki ve şikayet gösterilmemiştir. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette kendi lehine yorumlanamazdı. Onun için milleti uyarıp harekete getirmek gerekirdi. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. Kolordu ve Diyarbakır'da 13. Kolordu komutanlıklarına, Konya'da ordu müfettişlerine birer genelge gönderdim. Mitingler, milli gösteriler. Verdiğim bu emir üzerine her yerde gösteri toplantıları yapılmaya başlandı. Yalnız sınırlı birkaç yerde bazı yersiz korkularla kararsızlığa düşüldüğü anlaşılmıştır. Örnek olarak 15. Kolordu Komutanı'nın Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden miting sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri ve hiç yoktan bir olay çıkabileceği düşüncesiyle mitinge karar verilmişken bu kararın uygulanmadığı. Mitingi düzenleyen kurulun toplantısında istirati ve polidisinde hazır bulunduğu anlaşılıyordu. Atatürk Yunanlar aleyhine miting yapın diyor. Bunlar o toplantıya Yunanları çağırıyor. Trabzon Karadeniz kıyısında ve önemli bir merkez olduğundan orada milli girişim ve faaliyetler konusunda gösterilen kararsızlık ve Yunanlar aleyhinde milli gösteriler yapılması görüşmelerinde istiradi ve politikis efendileri de bulundurmak gibi teşebbüsün ciddiyetini
ciddiyetsizliğine delil sayılacak gevşeklikler elbette İstanbul ve düşmanlar için pek değerli sayılacak belirtilerdir. Verdiğim talimattaki esasları kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Söz gelişi Sinop'a yeni atanan bir mutasarrıf orada yapılan gösterileri kendisi yönetiyor ve miting kararlarını kendisi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir örneğini gönderiyor. Bu zatın zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyordu. Türkler ilerleyip gelişemedi, Avrupa medeniyet esaslarını kabul edemedi ve benimseyemediyse bu da şimdiye kadar iyi bir yönetime kavuşmamış olmasından ileri gelmiştir. Şerefsizlik şimdi başlıyor. Türk milleti ancak kendi padişahının saltanat ve hakimiyeti altında olmak şartıyla Avrupa'nın himaye ve kontrolü altında kurulacak bir yönetim şekliyle yaşayabilir. Allah cezanı versin. Peki buna Atatürk ne diyor? Efendiler, Sinop halkı adına itiraf devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu muhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken, Müftü Vekili Efendi'nin imzasından sonra gördüğüm imza, bilginize sunduğum satırları yazan ve yazdıran ruhu bana keşfettirdi. O imza, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın ikinci başkanı olan zatın imzasıydı. Ya istiklal ya ölüm, öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor, bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Atatürk'ün günlüğünde 1 Şubat'tayız. 1 Şubat'ta konu başlığımız Ayasofya ve onun müzeye çevrilmesi. Şimdi o süreci öğreneceğiz. Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlarından biri olan Ayasofya, müze olarak 1 Şubat 1935 günü kapılarını ziyaretçilerine açtı. Daha önce iki kez yapılıp yıkıldıktan sonra Bizans İmparatoru 1. Justinian tarafından 537 yılında yeniden inşa edilen Ayasofya, o zamana kadar inşa edilmiş en büyük kubbeli yapıydı ve gerek mimarisi gerekse duvarlarındaki mozaikleriyle eşsiz güzellikteydi. Bu nedenle Bizans döneminde İstanbul'a gelenler Ayasofya'yı dünyada tek olarak nitelendiriyorlardı. İstanbul'un 1453'te alınmasından sonra Ayasofya, fethin bir sembolü olarak camiye dönüştürüldü. Yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar cami olarak kullanılmaya devam etti. 1931 yılında yapının restore edilmesi ve bir bölümü sıva altında kalmış olan mozaiklerin yeniden ortaya çıkarılarak temizlenmesi için Amerikan Bizans Enstitüsü'ne izin verildi. Cumhurbaşkanı Atatürk'ü bu çalışma için ikna eden kişi Amerikalı ünlü bizontolog Thomas Whitehead-More idi. Yapıdaki restorasyon çalışmaları 1932 yılında başladı. Ayasofya'nın tarihine, yapısına ve dekorasyonuna ilişkin çok önemli sonuçların elde edildiği bu çalışmalar 24 Kasım 1934 tarihinde Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararıyla daha da hız kazandı. Bu kararın alınmasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Aziz Ogan başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı rapor da etkili olmuştu. Böylece ibadete kapatılan Ayasofya
1 Şubat 1935 tarihinde müze olarak hizmet vermeye başladı. Bu konuda bu 365 gün Atatürk takvimi hazırlayanlar bunları yazmışlar. Fakat iş sadece kültür boyutlu değil değerli izleyenler. Bir de işin siyasi boyutu var. O siyasi boyutunun içinde din boyutu da var. Ben o konuda size birkaç şey söyleyeyim ki bu bilgiler de aklınızda bulunsun. O zaman Ayasofya niçin o dönemin şartlarında müzeye çevrilmiş, yani kafanızda yerli yerine oturur. Bu konu çok karmaşık gibi görünüyor değerli izleyenler. Fakat merak etmeyin, beni tanıyanlar bilirler. Benim özelliğim çok karmaşık konuları çok pratik şekilde çözmek. Yani size anlatmaktır. Bu konunun başlangıcı şu. Karı koca kavga etti ve boşanmaya karar verdi. Ama boşanma davasına bakan papa bunları boşamadı. Boşamayınca büyük problem çıktı. Neden? Çünkü bu karı koca sıradan karı koca değildi. Kral ve kraliçeydi. Boşanma olmayınca kral çok kızdı ve ne yaptı biliyor musunuz? Kiliseyi Katolik kilisesinden aldı, yetkiyi kendi krallığına bağladı. Yani kiliseyi İngiltere'ye bağladı. Ortodokslarda bu sıkıntı olurken, kral kiliseyi kendisine bağlarken bir problem de Almanya'da yaşandı. O da Martin Luther üzerinden oldu. Konuğumuz Murat Yatağan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Ben dün özel uçağımı atladım, Almanya'ya gittim geldim. Yağmurlu bir havada Yaşar Nuri Öztürk'ün mecliste yaptığı basın toplantısının ses kaydı vardı, görüntüsü yoktu. Ben de konudaki kişinin heykelinin olduğu Almanya Mannheim Landau'ya gittim. Heykelini çektim, döndüm. Hadi bakalım. Önce izleyelim, ondan sonra çok önemli birkaç bilgi vereceğim. Tamam. Niçin hazırladım? Tamam. Mannheim Landau. Luther'in Batı'nın Müslümana ve özellikle Türk'e bakışında temel fikri oluşturan bir numaralı adamın düşünceleri budur. Türk sözü onun lügatinde Müslümanla eş anlamlıdır. Ve diyor ki bu İslam denen din Türkler için gelmiş bir dindir. Yalnız onlara yakışır. Hageman'ın Luther'in bize bakışıyla ilgili bir tespitini buradan birkaç satır okumak istiyorum. Martin Luther'in gözünde İslam, Deccal'ı haber veren kıyamet gücü olduğundan Muhammed ve Kur'an'a karşı polemiği de buna uygun olarak sert ve ağırdır. Kürtler şeytanın ta kendileridir diyor. Şimdi Mustafa Hoca demiştir, özel uçağına gittim geldim deyince sen canlı yerine geç kalıyorsun. Geldiğin vakitte son birkaç dakikada anca yetişiyorsun. Sen kim? Bir günde Almanya'ya gelip gitmek kim? Demişindir içinden. Yok demedim. Ama geçen hafta ben senden kanala tam 1,5 dakika önce girdim, kayıtlara girsin. Öyle mi? Tabii. Bu Almanya'daki heykelini gördüğünüz Martin Luther kiliseye meydan okuyunca Hristiyanlık Ortodoks'un yanında Protestanlık Katoliklik olarak üçe bölündü. Bu öyle bir bölünmeydi ki devletler bu mezheplerden birinde taraf oldu. Fatih Sultan Mehmet bunlardan bir tanesine tamam dedi, anladık. Sen dedi Osmanlı sınırları içinde kiliselere atama yapabilirsin. Bu yetkiyi verdi. Sonra günümüze geldik değerli izleyenler. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü hesabı bir olay gerçekleşti. Az önce anlattığım olaydan beri kanlı bıçaklı olan bu mezhepler tam 900 yıl sonra bir araya geldi ve barıştı. Ortodoks temsilcisiyle Katolik temsilcisi bir araya geldi İstanbul'da.
Şimdi şöyle bir özet geçeyim ben. Buyurun. 11 Eylül sonrası yeni bir sürece girdi dünya dedik. Mustafa Hoca'nın doktora tezi, anlatacağı şeyler. Evet. Bu da onun kitabı. Bunu yaklaştırabilirsek Mustafa Hoca'yı dinleyelim. Şimdi yapılan şey şu. Yeni milenyumla birlikte 3. bin yılda evet. Şu mesaj verildi. Hristiyan dünyasına kendi aramızdaki mezhepsel ayrılıklar, bunları bitirelim. Asıl hedef İsa Mesih'in mesajının dünyaya hakimiyetidir. Evet. Ve bu hakimiyeti sağlamada en önemli engel Müslüman Türklerdir. Hı hı. Müslümanlığın, daha doğrusu bu imanın en tarih boyunca en büyük savunucusu olan Türklerin beli kırılmadan bu evet. amaca ulaşılamaz. Bu yönde faaliyetlerdir. Papa'nın gelip burada patrikhaneyle birlikte poz vermesi, beraber mesaj vermeleri ve ortak düşman yoğunlaşmamız lazım. Hedefimize bunları almamız lazım. Kendi aramızdaki mezhepsel kavgaları bir kenara bırakalım. Aynen. Biz hepimiz İsa'nın yolunda gidiyoruz. Bu mesajı dünyaya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmamız lazım. İstanbul'a bir şey daha oldu. O da şuydu. Kısa zaman önce kim geldi buraya? İstanbul'a ziyarete. Yunan Başbakanı geldi. Evet. Yunanistan'ın en popüler başbakanlarından bir tanesi. Bizim de içimizden hayranlıklarını dile getiren çok insan var. Tsipras geldi. Evet. Tsipras geldi, hoş geldi. Bir şey demiyoruz da. Hı. Ruhban okuma tarihi ziyaret. Evet. Basınımızda bu böyle yansıdı. Demiş ki Patrik, büyük bir gün. Neden büyük bir gün? Evet. Atatürk'ten bir intikam daha aldığınız için mi? Atatürk sizi buradan def ettiği için mi? İlk önce bunların kemiklerini getirdiler Mustafa Hocam. Şimdi de AKP sayesinde onları imzalıyorlar. Tsipras'ın bu ruhban okulunun ziyaretinde Cumhurbaşkanı temsilen buradan devletten birisi de vardı. Asıl skandal da burası. Evet. Temsilen bizden birisi gittiği vakit bunu tanımak demek. Tabii. Fonda neler var? Meşhur Bizans bayrağı. Hı-hı. Değil mi? Aynen. Evet. Kısa bir aramız var. Sonra tekrar devam edeceğiz. Hatırlarsanız Suriye'de bizim 20'den fazla Mehmetçiğimiz şehit edildi. Rusya vurdurdu. Vurdurdum demiyor da o vurdurdu. Ondan önce bir ziyaret oldu değerli izleyenler. Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gitti. Gitmemeliydi. Neden? Çünkü büyük bir sıkıntı vardı. O da şuydu. Bu öyle bir sıkıntı ki Ukrayna'yla Rusya'ya savaşın eşini bile getirebilecek bir sıkıntı. Bizim Türkiye'deki herif Ukrayna'da kiliseye atama yaptı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Rusya'yı çiğnemektir. İki, Türkiye'yi çiğnemektir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in verdiği yetki bütün dünya geneli için geçerli değil. Çünkü bu ekümenlik ilan etmektir. Adam şimdi Türkiye'nin dışındaki bir ülkeye, Ukrayna'ya atama yapınca ne oluyor? Ekümenlik iddiasında bulunmuş oluyor. Rusya ise günümüzdeki Ortodoksların en büyük temsilcisi olan ülke. Bunu yedirir mi kendisine? İşin şu boyutu da var. Bu Türkiye'deki herifin Ukrayna'da kilise atama yapması sadece Fatih'in emrine karşı gelmesi değil, Rusya'ya karşı gelmesi değil, aynı zamanda Atatürk'e de karşı gelmesidir. Neden? Çünkü Atatürk bunların topunu ülkeden def etmişti.
bunların bütün okullarını kapattı. Şimdi değerli izleyenler, işin ta başından yakın tarihimize kadar olan süreci size özetledim. Gelelim Atatürk dönemine. Şimdi İstanbul işgal edilmiş, Anadolu'nun pek çok yeri gibi ve bunlar Ayasofya'ya takacakları çanı değil sadece, bayrağı bile hazırlamışlar. Fakat Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca bütün planları bozulmuş. Olay bu. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, İngilizler zaten 6-7 yıldır savaşta askerleri, psikolojik olarak ordunun yarısı bitik durumda. Mehmetçik de olmayacak savaşları kazanmış, morali zirvede, İngiltere'ye yemiyor ve İstanbul'u terk ediyorlar. İstanbul'u terk ediyorlar ama sıkıntı şu, Boğazların hakimiyeti 7'ye yakın ülkenin kontrolünde, onların elinde. Mehmetçik her ne kadar morali zirvede olsa da yıllar süren savaşlardan Türk ordusu da yorgun ve bitkin. Bu sırada Ayasofya'ya her ne kadar çam ve bayrak asamamış olsalar da burayı tekrar kilise yap diye Atatürk'e baskı da var. Çünkü tarih boyunca olmuş bir olay bu. Bu mezhep kavgaları. İşte orada, işte orası kiliseydi, siz buraya cami yaptınız, Hristiyanlar inciniyor falan diye duygu sömürüsü de yapılıyor. Atatürk tabii ki bu tuzaklara düşmüyor. Diyor ki, bizim Hristiyanları üzmek gibi bir kastımız, niyetimiz yok. Yani burasının cami olmasının sebebi sizi üzmek değil falan. Bu şekilde cevap veriyor o duygu sömürüsüne. Fakat bu sırada batıda ırkçılık da bayağı yükseliyor. Mussolini'si, Hitler'i hepsi orada kudurmuş durumda. Almanya'nın en büyük hedefi de Boğazlar'dan geçip Rusya'yla savaşmak. Rusya'yı işgal etmek, her neyse. Şimdi Kurtuluş Savaşı kazanılmış ama Osmanlı'nın bir dünya borcu var. Boğazlar Türklerin hakimiyetinde değil. Atatürk Boğazların hakimiyetinin Türklerde olmasını sağlamak için değerli izleyenler bir yol buluyor. O yolda Ortodoksların en büyük temsilcisi olan Sovyetler Birliği ile işte aralarının çok bozuk olduğu Yunanistan'ı kendi tarafına çekmek. Ve Ayasofya'yı kiliseye çevirmiyor. Onların istediğini yapmıyor. İşte az önce okuduk. Dünyanın orasından burasından gelen insanlar, bizim buradakiler buranın işte müze olmasını teklif ediyorlar. Atatürk de bunu kabul ediyor. Müzeye çevirince her ne kadar oraya kilise olsun istekleri yerine gelmese de Rusya ve Yunanistan Türkiye'ye karşı çok yumuşuyor. Ondan sonra işte Atatürk bastırıyor. Boğazlar 7 tane ülkenin kontrolünde olmasın, sadece Türkiye'nin kontrolünde olsun. Yunanistan ya evet Türkler baksın buraya filan deyince diğer ülkeler direnemiyorlar ve 7 ülkenin denetiminde olan Boğazlar sadece Türklerin denetimine geçiyor. İşte o Ayasofya meselesinin bir sebebi de bu. Sadece kültürel, arkeolojik, tarihi değeri olduğundan değil. Bu patlamak üzere olan mezhep savaşının durdurması, Almanların Rusya'yla kapışmasını durdurması, o dönemin şartlarına göre alınmış bir karar, müze olmuş. Ayasofya'nın müze olması bu kadar taşı gediğine koyarken Recep Tayyip Erdoğan tarafından, gerçi mahkeme kararıyla oldu da o da zaten ona sığınıyor. Yoksa devlet mahkemenin o kararına itiraz etti.
Ayasofya ibadete açılmasın diye. Neden? Çünkü devlette süreklilik, ciddiyet esastır. Ama tabii mahkemeden o karar çıkınca Erdoğan'a gitti, açtı. Hazır orada güzel bir siyasi rant da var çünkü. Ha, ondan birkaç ay önce çok tartışıldı. Burayı açarsak götürüsü getirisi kadar olmaz. Bunlar açık açık söyledi Erdoğan. Yani ben bunları biliyorum, yapmam anlamında. Ama yaptı. Neyin karşılığı yaptı? Hangi taşları gedine koymak istedi? Onları zaman gösterir. Bekleyelim, görelim. Çünkü bu tip tarihi yapılar, tarihi olaylar akşamdan sabaha netice vermez. Lehte ve aleyhte neticesi bayağı uzun bir süreçten sonra ortaya çıkar. Ama dediğim gibi Atatürk'ün bu hamlesi birçok taşı gedine koymuş bir hamleydi. Size bu kısmı biraz uzun ayrıntılı anlattım ki bunları başka yerlerden bu şekilde bütün tarihi süreciyle birlikte ayrıntılı şekilde öğrenemezsiniz. Ama beni izleyenler bu tarihi süreci bilsin. Benim size anlattığım bu tarihi süreç bu kapsamda olmasa da son kısmı, yani Atatürk dönemindeki Almanya-Rusya savaşı ihtimali, Boğazların yabancıların elinde olması, bu sebepten Atatürk'ün Ayasofya'yı kiliseye çevirmeyip müze haline getirmesi, Milliyet gazetesinde de Aydınlık gazetesinde de bu şekilde yayınlandı. Fakat ben taraf olmadan olayları ortaya koyabilmek için buna karşı çıkanları da gündeme getirmeliyim. Mesela bu konularda çok değerli çalışmaları olan Sinan Meydan bunun doğru olmadığını söylüyor. Sinan Meydan'a göre Atatürk'ün Ayasofya müzeye çevirmesi sadece kültür bağlantılı. Ve hatta diyor ki Fatih Sultan Mehmet kılıç hakkı olarak kiliseyi camiye çevirdi. Atatürk ise kılıç hakkı değil, uygarlık eseri olarak Ayasofya'yı müzeye çevirdi. Bunu söylerken kendi içinde tutarlı bazı gerekçeleri de var. Diyor ki, Atatürk nasıl ki Anadolu'da Hitit, Frig, Lidya, İyon ve benzeri Anadolu uygarlıklarının eserlerini sergilemek için birçok ilde arkeoloji müzeleri, Ankara'da da bir etnografya müzesini kurdurmuşsa, Osmanlı eserlerini sergilemek için İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'ni kurdurmuşsa, Bizans ve Osmanlı eserlerini sergilemek için de İstanbul'da Ayasofya Müzesi'ni kurdurdu. Bunu söylüyor. Hatta bu tezine İsmet İnönü'nün Amerika'dan yayın yapan gazeteye verdiği, daha doğrusu sormuşlar, o da yazmış konuda, Atatürk'ü sormuşlar. İsmet İnönü şu şekilde bir yazı yazmış. İlgili bölüm şu: bu memleket toprağının bir köşesinde Bizans'tan veya Roma'dan yeni bir eser bulacaklar diye korkardı. Şimdi toprak altından yeni eserler çıkarmaya kendisi çalışıyor. Son Alacahoyuk kazıları tarih cemiyetinin teşebbüsüdür. Neticeler şimdiden dünyanın dikkatini çekmiştir. Ayasofya'nın Bizans eseri için müzehane konulması bilmem ki tefsire muhtaç mıdır? Atatürk'ün geniş ve yüksek fikrini, toleransını, hakikat arayıcılığını ve memleketin içtimai ve ilmi bünyesinde vücuda getirdiği hayırlı istihalenin derin izlerini hiçbir şey bu sade misal kadar belirtemez. İsmet İnönü de Ayasofya'yı müzeye çevirmesi konusunda Atatürk'e bu şekilde çok büyük destek veriyor. Sinan Meydan'ın bir kanıtı da şu: Faih Refik Rıfkı Atay'ın açıklaması. Şöyle demiş:
Ayasofya doğrudan doğruya Atatürk'ün emri üzerine müzeye çevrildi. Atatürk tarih ve sanat değerini düşünerek Ayasofya'yı müze yaptı. Yanında idik biz o sırada. O yaptı, hükümet değil. Asla Yunanlı'yı düşünerek falan da yapmadı. Sinan Meydan'ın tezleri bu. Bu bir kenarda dursun. Şimdi geçelim Yaşar Nuri Öztürk hocamızın Ayasofya hakkında söylediklerine. 2004 yılında değerli izleyenler, Ayasofya'yı da konu eden bir müzikal oynandı. Şarkılı, türkülü. Bu gösteride okunan şarkıdan sözleri başı ve sonu şöyle. En büyük, en ünlü Bizans Kilisesi. Ayasofya için böyle başlıyor, şöyle bitiyor. İnsanlığa armağan Ayasofya. Seni unutmayacağız Ayasofya. Yaşar Nuri Öztürk buna o kadar kızmış ki, aynen şöyle diyor. Ayasofya Bizans Kilisesiymiş. Hiç değil. Kilisenin minaresi mi olurmuş? Orası cami. Yaşar Nuri Öztürk, Ayasofya'nın kilise olduğunu kabul etmiyor. Orası diyor cami. Ayasofya insanlığa armağanmış. Şimdi mi öğrendiniz? Peki yan tarafındaki Sultanahmet Camii kime armağan? İnsanlığa armağan olması için Hristiyan Batı'nın egemenliği altında olması mı gerekiyor? Hristiyan Batı'nın mantığı bu. Bitirirken de seni unutmayacağız Ayasofya diye bitiriyorlar. Çok ilginç ve anlamlı bir bitiş. Yakında işi halledeceğiz, biraz daha sabır ol demeye getiriyorlar. Durum tarihe, ilgililere ve tüm müminlere, siyasal İslamcı dincilere değil, önem ve ciddiyete arz olunur demiş. Yaşar Nur Hoca'dan bu alıntıyı neden yaptım? Şundan yaptım. Ne diyor Yaşar Nur Hoca? Ayasofya kilise değil, cami diyor. Sinan Meydan işte sırf kültür için onu müzeye çevirdi diyor. Peki öyleyse bütün bu süreç geçtikten sonra, yani Boğazlar 7 ülkenin hakimiyetinden kurtulup Türklerin hakimiyetine geçtikten sonra Atatürk neden Ayasofya'nın tapusunu cami olarak tescillettirdi? Bu da bir soru. Öyle değil mi? İsteseydi o tapuyu kilise olarak da tescil edebilirdi. Müze olarak da tescil edebilirdi. Ama cami olarak tescil etti. Süreç geçtikten sonra Ayasofya'yı cami olarak tescil ettirmesi, bunun sadece kültürel değeri için müze yapıldığı fikrini biraz çürütüyor bana göre. Fakat dediğim gibi Sinan Meydan'ın ortaya koyduğu kanıtları da boş demiyorum. Güzel kanıtlar, kendi içinde tutarlı, ama Atatürk'ün süreç geçtikten sonra Ayasofya'yı cami olarak tescil ettirmesi sadece kültürel değeri için oranın müzeye çevrildiği fikrini bence çürütüyor. Atatürk'ün orayı müzeye çevirmesi hem kültürel tarihi değeri hem de bu mezhep çatışmasını önleyici bir girişim bana göre. Ve de Boğazların Türklerin egemenliğine geçmesini sağlamış çok başarılı bir girişim. Programın sonunda Türkiye'de konunun tartışmasının nasıl sonuçlandığını hatırlayalım. 104 tane emekli komutan bir bildiri yayınladı. Türkiye'de bu çok değişik yerlere çekildi. Ondan sonra bir tanesi 18-19 Temmuz 1936'da Atatürk'ün sözü paylaşıldı. Bugün bayram günüdür, sevinç günüdür. Çünkü Lozan, Montreux'de taşlandırılmıştır sözü paylaşıldı.
Ondan bir gün sonra 20 Temmuz 1936'da ise Atatürk'ün Montreux için makul ama parlak değil sözleri manşete taşındı. Yani İtalya ve Japonya imzalamadı. Fakat bir süre sonra bu ikisi de imzaladı. Şimdi bu kafadan gidecek olursak makul ama parlak değil. Bu şuna benziyor. İşte Türkiye Musul ve Kerkük'ü de alabilirdi, alamadı. Şu oldu, bu oldu. Yani bu tip tartışmaların sonu yok. Bunların manşete taşımanın da bir alemi yok. Oradan giderseniz Osmanlı duraklama ve çöküş dönemine geçmeyebilir diye de kadar işi götürürsünüz. Selçuklu batmayabilir diye götürürsünüz. Elbette şartlar olgunlaşırsa bunlar Kur'an ayeti değil. Elbette değişir tarihi süreçte. Ama bunu makul ama parlak değil manşetiyle yayınlamak ve bunda mantık aramak bence hiçbir yere oturmuyor. Hele şu dönemde. Ne oldu şimdi? Rusya bu mantra konusunda çok ciddi şekilde Türkiye'ye uyarıda bulundu. Yani yapılmak istenen nedir? Orada şimdi Ukrayna ile Rusya savaş haline gelmiş. Amerika Taner'den gemi getirmiş. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıksın? Bu şekilde mi bu parlak hale gelecek? Artı bunu manşete çektiren zihniyet Çin ve Rusya'dan başka bir şey demiyor. Rusya da buna karşı çıkıyor. Ne olacak şimdi? O bakımdan bu tip olaylar dönemine ve hayatın akışına göre şekillenir. Aksi takdirde bu ülkemize de, komşularımıza da, dünyaya da hiçbir hayırlı sonuç vermeyecektir. Atatürk elbette daha parlak olmasını istemiş ama şunu da söylemiş. Bu muvaffakiyetinizi zafer haline getirecek bundan sonraki yüksek neticeler almanıza saklıyorum. Daha yüksek neticeler alınabilirmiş. Evet alınabilirdi. Musul Kerkük de Türkiye'nin olabilirdi. Şurası burası da olabilirdi. Şimdi oralar böyle böyle oldu diye paramparça olmuş bir imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını oluşturan o kadrolara başarısız gözüyle bakabilir miyiz? Hayır. Her işte daha iyisi, daha parlağı olur. Ama hayatın o dönemin içindeki şartları ona izin vermez. Bundan sonra ne olacağını da kimse bilmez. Bu insanların, ülkelerin birbiriyle olan ilişkisine, şartlara kalmıştır. O bakımdan Montreux'ü böyle okumak gerekir. Bunlar o tarihi zeminden çıkartılır ve çok fazla kurcalanırsa bizim burnumuzun dibinden başlayarak 3. Dünya Savaşı'nda çıkarır. Parlak mıydı, mat mıydı? Makul müydü, değil miydi? Taç mıydı, değil miydi? Bayram mıydı, değil miydi? Bu verdiğim bilgiler ışığında ele alınmalı. Çünkü bütün bunların hepsi Atatürk'ün sözü. O şartlara göre söylenmiş sözü bir gazetenin sadece Lozan Montreux ile taşlanmıştır. Bugün bayram günüdür sözünü bu şekilde haberleştirmesi de tam doğru değil. Öbür gazetenin makul ama parlak değil sözünü bu şekilde öne çıkarması da doğru değil. Öne çıkarılacak olan benim tarihi süreçle ilgili verdiğim bu bilgilerdir.
Ben Ayasofya'ya iki defa gittim. Birinde kardeşim Levent, diğerinde kardeşim Ahmet götürdüm. Ayasofya, Atatürk zamanında ne durumdaydı? Atatürk, Ayasofya'nın karşısındaki camiye gidip dolaşıyor. Çünkü orada cami ciddi şekilde harap, oranın tadilatı yapılıyor. Diyor ki aslında uygun şekilde, en güzel şekilde ve hızlı şekilde burayı tadilat edin. Sonra geçiyor karşısındaki Ayasofya'ya. Bakıyor ki orası da döküntü halinde. Diyor ki burayı da aslına uygun şekilde restore edin. Bu Ayasofya'nın kaderi herhalde. Her zaman böyle döküntü, harap halde. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'ya geldiğinde bir şey söylüyor. O söylediği şey daha sonra Barış Manço'nun şarkısına giriyor. Ben bunun yazısını yazmıştım. Bağlantıyı aşağıya yazacağım. Oradan tıklayıp okuyabilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet diyor ki, yahu diyor, Ayasofya'da baykuş banda olmuş, örümceklerde protokol. Böyle bitik bir halde Ayasofya. Kurtuluş Savaşı sonrasında da öyle. Sultanahmet'i de Ayasofya'da da. Zaten Atatürk'ün birçok camiyi tamir ettirmesi de bu yüzden. Yıkık harabelere dönmüşler neredeyse. Ayasofya'da Atatürk tamir ettiriyor. Karşıdaki Sultanahmet'i de. Ki zaten Atatürk o Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasaydı sadece Ayasofya değil, karşısındaki Sultanahmet'e de o çan takılırdı. Bütün bunları bu millet Atatürk'e borçlu, ama müzeye çevrilmesindeki o ince hesapları ya anlayamıyorlar veyahut da işlerine gelmiyor. Oradan onu vurmaya çalışıyorlar. E tabii ki işin arka planını bilenlerce, ister o binanın kültürel tarihi değeri, isterse mezhep savaşını önleyen Atatürk'ün girişimini bilenler bunlara sadece acıyarak bakıyorlar. Çünkü acınacak durumdalar. Bu hafta, yani Mayıs'ın son haftasındaki gündem ne? Şu, Ayasofya imamı güya ayete atıf yaparak Atatürk'e kafir demiş. Bu milleti salak yerine koymaktır, cahil halkı kandırmaktır. Şöyle ki, siz bırakın böyle bakımsızlığını filan gündeme getirip Atatürk'ü suçlamayı, bir ibadethane tamamen yıkılabilirdi. Çünkü Hazreti Muhammed'in yaptırdığı iki tane cami var. Yani o zamanki ifadesiyle mescid. Ve bunlardan bir tanesini de yıktırmıştır. Şimdi camiyi yıktırdı diye peygamberin dini elden mi gitti? Kafir mi oldu? Bu soruları sormalısın ey millet. Atatürk'e yaptıklarının tam tersiyle itham ediyor, iftira atıyorlar. Bu Ayasofya ve Montre belgeseli videomda ben bütün kanıtları ortaya koydum. Bunların ise birkaç klişe ezbere laflarından başka hiçbir kanıtları yok. Bu millet bunları bilmesi lazım. İcabında cami yıkılır, kilise yıkılır, havra da yıkılır. Peygamber çünkü bunu yıkmıştır. Ki Ayasofya'nın artık bugün sadece Allah rızası için ibadet edilen yer olmaktan çıktığını Sıbyan Mektebi çocukları bile biliyor. Yani Ayasofya siyasetçilerin soytarısı, maskarası olmuş bir bina. Siyasilerin elinden kurtulsa, dincilerin, Hristiyanların, Müslümanların didişme aracı. Ne Hristiyanların ne Müslümanların.
Bu binada sadece Allah rızası için ibadet diye bir dertleri yok. Bir mezhep ve siyasi simgeden ibarettir. Yıkılıp yerle bir edilse, eminim ki şu anki varlığından çok daha hayırlıdır insanlık için. Ve bu Ayasofya biraz arka plan incelense, üstünde durulsa, Kur'an-ı Kerim'in böyle bir yerde asla ibadete durma dediği, bu lanetlenmiş namazların kılındığı lanetlenmiş mabetlere bile girebilir. Ben şimdilik bu kadarını söylüyorum. İleride, önümüzdeki yıllarda işin bu kısmı da belki tartışılır. Yoksa bir kilise camiye çevrilebilir. Aynı şekilde camide kiliseye çevrilebilir. Yani bunda ne var ki? Almanya'da birçok kilise cami oldu. Niye? Hristiyanlar gitmiyor kiliseye. Boş binalarda ne yapacaklar ki? Satıyorlar. Müslümanlar satmıyorlar, oraya camiye çeviriyor. Sanki dünyada olmamış bir şey mi? Yüce Allah o kilise denen duvarların içinde de, cami denen duvarların içinde de hapis değildir. İbadet her yerde yapılır. İlla camide, kilisede ibadet edeceksin de bir şart mart yoktur. Peygamberimizin ifadesiyle bütün yeryüzü mabettir. Ve şunu da bu millet bilmelidir. Ayasofya meselesi ibadethaneden çok artık dünyada bir siyaset sembolüdür. Siyasi sembol olunca da bu tartışmalar bitmez. Yapılacak iş kan dökmeden, mezhep savaşı çıkartmadan, en akıllı, en zeki şekilde bu işleri çözmektir. Yoksa ister Hristiyan ister Müslüman fark etmez, bir kişi bile bu binalar yüzünden ölecek olursa bunun hesabını bu Hristiyanlar ve Müslümanlar Allah'a veremezler. Bu peygamberin hayatında da vardır. Ben onun yazısını da yazdım. En güçlü oldukları dönemde bile Mekkeli putperestlerin şartlarını kabul ediyor ve Kabe'yi tavaf etmeden geri döndüğü dönemler oluyor. Çünkü orada kan dökülebilir. Peygamber bunu istemiyor. Kabe bile bu şekilde dayatmayla, zorla bir işleme tutulmazken Ayasofya ne oluyor? Zurnanın son deliği bile değil. Onun için ister Hristiyanlar ister Müslümanlar soğukkanlı olmalılar. Bu işi din savaşına, mezhep savaşına dönüştürmemeli, dayatmamalıdırlar. Çünkü neticede önemli olan insan. YouTube kanalıma abone olmanızı bekliyorum değerli izleyenler. Videonun sonunda abone ol butonu açılacak. Oraya tıklamanız gerekiyor. Ondan sonra yetmiyor. Bir de çan simgesine tıklamanız çok önemli. Çünkü çan simgesine tıklayıp bildirimleri açmazsanız YouTube'da video paylaşsam da size bildirim gelmiyor. Çalışmalarıma destek olmak isterseniz ya tanıtımını yaptığım kitapları doğrudan adresinize teslim, sipariş vererek destek olabilirsiniz. Ya da bu araştırmalarıma, çalışmalarıma, bu videoların masraflarına doğrudan destek olarak. IBAN numaram YouTube'da hakkında bölümünde, sitemde iletişim bölümünde, Facebook'ta
yazılarımın tamamının altına yayınlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Atatürk'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerinden kurtulacak. Minarelerden kurtulacak ve Konstantinopol hak ettiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak. Evet. Tabii.